Evet saatin tiktakları zamanın taktikleri diyoruz efendim ve kum saatini çeviriyoruz. Şimdi önemli bir grafiğimiz olacak bu meseleye daha önce dikkat çekmiştik ana haber bülteni olarak. Bir raporla doğrulandı. Raporun haberini yapan gazetenin adını anmam lazım. Milliyet gazetesi alıntı alaka açısından bugünkü manşet önemliydi. Grafiğimizi alabiliriz Kadir. Şimdi 2021'de Kasım ayında 28 Kasım 2021 tarihli bültenimizde verdiğimiz bilgilerin çoğunu doğrulayan önemli bir emniyet raporu bu açıkçası. Kendi bilgilerinizi böyle hani e, merkeze koyarak mı e, hazırladınız derseniz hayır öyle değil. Emniyette o dönemde zaten bilinen bir takım e, ve verilerle de doğrulan pek çok e, bulgunun rapora konulduğunu görüyoruz. Metamfetamin tehdidi bu ülkeye yönelik büyük bir komploya e, dönüşmek üzere açıkçası. Zaten arkalarında arkasında yabancı gizli servislerin olduğu senaryolar da söz konusu ama biz önce bulgulara bakacağız şimdi e, emniyet raporunda neler var? Bir defa metamin piyasasına kısa adıyla met piyasasına hakim olanın İranlılar olduğunu net biçimde söylüyor açıkçası emniyetin 2022 raporu Bu da şu anlama geliyor Biz daha önceki işte o bahsettiğim bültenimizde 28 Kasım 2021'de ve bu sene içinde de yaptık açıkçası ilk e, ilk uyardığımız, Grafik oydu ana haber bülteninde o tarihte. Sonrasında da bir kere daha yaptık. İranlılar hakimse bu meseleye yine tırnak içinde bu konularda e, hiçbir zaman ırkçı bir çizgimiz yok olmazdı. Ama göçmen meselesine kriminal veya narkotik bazda baktığınız zaman e, ta 2009 yılında ilk yakalanan metamfetamin vakasından bu tarafa İranlıların bu piyasadaki hakimiyetini gördükten sonra hakikaten bu meseleye göçmen meselesine bir de narkotik boyutuyla bakmak gerektiğinin önemine farkına varmış oluyorsunuz ve bunu dile getirmek elzem. Türkiye yabancı gizli servislerin sinsi narkotik operasyonlarının farkında derken bunu tabii ki herhangi bir servisi, ülkeyi vesaire direkt suçlamak anlamında değil. Gizli servislerin, bazı gizli servislerin genele teşmil etmeyelim. CIA'nin bu konuda sicili kabarıktır mesela uyuşturucuyla bir ülkeye komplo kurma konusunda e, arayışlarda olduğu, bunu yaptığı görülmüştür. Bunun pek çok örneği var. E, kitaplara da yazılmış durumda. Şimdi e, bu konuda sadece ABD'den bahsetmiyorum. Pek çok ülkenin bir ülkeye hele de böyle kritik bir süreçte bir e, komplo, o ülkeye karşı bir komplo, istihbari bir komplo misal, istihbaratla komplo kelimelerini çok yan yana getirmek istemiyorum ama bir taraftan da bu iş e, yabancı gizli servisler bazında terörde gördüğümüz gibi hep bir komployla gündeme gelir açıkçası. Dolayısıyla bu konuda olağan şüphelilerden başlayarak komşularımızdan da başlayarak bütün ülkelere istihbari gözle de bakıyoruz. Bu bağlamda da bakıyoruz ve yabancı servislerin o sinsi operasyonlarında farkında bir ülkeyiz, devletiz. Devletimiz uyuşturucuyla mücadeleyi bir milli güvenlik sorunu olarak ele alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sürekli operasyonlarda, operasyonların başında bulunduğunu, bu konuda sürekli açıklama yaptığını görüyoruz. Dönem de açıkçası zamanın ruhu gereği, küresel dalga gereği uyuşturucunun arttığı ve değişik ülkelerin hem uyuşturucu satıcıları, baronları bağlamında hem de onlarla bağlantılı gizli servisler anlamında pazar aradıkları bir dönem açıkçası. Kokainin artışı son dönemdeki ülkemize gelen kokain, yakalanan kokain sayısındaki artışın bir sebebi de bu. Çünkü dediğim gibi bir ülkeye komplo kurmak istiyorsanız çok fazla operasyona gerek kalmayabilir. Postmodern, melez, hibrit bir yöntemle bir ülkeye operasyon çekecekseniz tırnak içinde halk deyimiyle bunun için uyuşturucu yeterli. Çünkü ekstradan bir komploya gerek yok efendim. Daha önceki grafiğimizde de ısrarla söyledim. Şimdi altını çizmek istiyorum. İşin içinde uyuşturucu varsa bir ülkeye ekstradan e, bir komplo uygulamaya gerek yok. Çünkü uyuşturucunun kendisi bizzat insanlığa karşı da kurulmuş bir komplo. Sadece devlete düşen, şöyle bağlayalım bu kısmı. Sadece devlete düşen bir görev değil uyuşturucuyla mücadele. Elbette devlet sorumlu e, makro ölçekte tümel bazda ülkenin bütün satı sınırları vesaire anlamında bakarsak. Ama bireysel de bir mese mesele. Ailesel bir mesele. Hep söylüyorum efendim aile devletin çekirdeği olduğuna göre eğitim e, aileden başladığına göre okul da bunun çok önemli bir parçası tabii ki. Ama e, bilhassa teknoloji çağında ailelerin zaman zaman gençler üzerinde otorite kurmakta Soft otoriteden, yumuşak otoriteden bahsediyorum. Zorlandığını da biliyoruz. Ama bu tür güvenlik konularında, güvenlik çok önemli bir mesele. Güvenlik e, hassasiyetli bütün kararlar bütün aile politikası politikaları öyle söyleyeyim takipler gözetlemeler burada bir istihbari boyut da devreye giriyor açıkçası. Bunun sonuna kadar meşruiyet meşru, meşruiyeti var. Çünkü uyuşturucuyla mücadele sadece devletin yapması gereken bir şey değil. Sokak sokak, aile aile, ev ev ebeveynlere de çok düşen büyük görevler var. Her aile, her ebeveyn bu konuda e, hassasiyet içinde olmalı, takipte olmalı, e, üzerine düşeni yapmalı ve yapacağını düşünüyorum. Mücadelenin bir boyutu da bu. Ya